İbrahim Karagül Türkiye'nin sırrı ne? 6 yılda bu kadar cephede ne yaptık? Dünyada örneği yok. Macron niye öfkeli? Amerika niye kaybetti? Türkiye 2016'dan bu yana 15 Temmuz sonrası girdiği askeri müdahalelerin hiçbirinde başarısız olmadı. Hepsinde istediği sonucu aldı ya da almaya dönük süreç lehine seyrediyor. Dünyada bu kadar kısa zaman aralığında bu kadar çok cephede, bu kadar başarılı sonuçlar alabilen hiçbir devlet yok. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Irak'ın kuzeyinde hep şaşırtıcı başarılar yakaladı. Bu müdahalelerin tamamı kalıcı, uzun vadeli, jeopolitik planlamalardı. Kısa vadeli terörle mücadelenin çok ötesinde Türkiye'nin büyük geleceğini kurmaya ayarlı hesaplardı. Ortak kuşak ortaklığı, onları tam alnının ortasından vurdu. Bizi Anadolu'ya sıkıştırıp orada boğmaya ayarlı bütün uluslararası kurguları, harita çalışmalarını, iç ve dış kuşatmaları tam alnının ortasından vurduk. Türkiye, Orta Afrika'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya kadar girdiği diplomatik atılımların, siyasi girişimlerin, ekonomik çabaların ezici çoğunluğunda başarı sağladı. Coğrafya ortaklığı, orta kuşak ortaklığı, Atlantik'ten Pasifik kıyılarına uzanan yeni nesil siyasi dil ortaklığı alanlarında özellikle batıyı şok edici, sarsıcı sonuçlar aldı. Yumuşak güçte de en etkili ülke oldu. Türkiye yumuşak güç, soft power kullanımında en etkili ülke oldu. Doğunun ve batının etkisini sınırladı. Hem 15 Temmuz sonrası gibi dar bir zamanda hem de Covid-19 salgınının dünyayı dize getirdiği bir zamanda bunu yapabildi. Amerika ve Avrupa'nın bütün eski sömürge dünyalarında nüfuzu zayıflarken, etki alanı daralırken, gücüne erişilemez batı algısı ters yüz olurken, Türkiye yeni bir akıl, bilinç, gelecek önerileriyle hem batıya meydan okudu hem de o ülkelere rol model oldu. Artık Batı sömürgeciliği bitiyordu, bitecekti, bitmeliydi. Artık ülkeler ve uluslar, şehirler ve kültürler Batı'nın ezici, milletlerin kişiliklerini rencide eden baskı dönemi sona ermeliydi. 21. yüzyıl ezilen toplumlar ve ülkeler için yeni bir başlangıç olmalıydı. Batı çağı'nın sonu ve kötülük fırtınaları su kuyusu açmıyoruz. Bu bir zihinsel devrim arayışıydı. Batı çağı'nın sonunda dünya yeni güç haritalarıyla bir kez daha kurulurken, yeryüzünün ana eksenini oluşturan kuşaktaki ülkeler ve milletler, bir kez daha batının ya da doğunun bir kere daha sömürge ve yağma alanları olmamalıydı. Buradan bir güç yükselmeli, bir akıl öne çıkmalı, bir kişilik gelişmeli ve yeryüzünün eksenini sarsmalıydı. Yüz yıl önce baskı altına alınan coğrafya ayağa kalkmalı, kendisi olmalıydı. Türkiye'yi sadece askeri harekat bölgelerinden, sadece Avrupa ve Amerika başkentlerindeki çetin pazarlıklardan, sadece Soçi görüşmelerinden, sadece Afrika'da su kuyusu açma videolarından ibaret sanmayın. Sadece içerideki bitmek tükenmek bilmeyen kötülük fırtınalarından ibaret sanmayın. Aynı tarihte Amerika bütün cephelerde kaybediyordu. Türkiye'yi bu başkentlerden Amerika ve Avrupa'nın yaptıklarının Arta kalanlarından, eski ezberlerinizden, zihinlerinizdeki kalıplardan artık etkisini yitiren Batı merkezli dünya düzeninden okumayın. Kuzey ve Orta Afrika'dan Asya'nın en uçlarına kadar bir bilinç dalgası, bir zihinsel harekat olarak okuyun. Bir kıyaslama yapalım. Türkiye 2016'dan 15 Temmuz'dan bu yana bunları yaparken aynı tarih aralığında Amerika bütün askeri operasyonlarında başarısızlık yaşıyordu. Bir tane bile askeri ve siyasi başarısı olmadı. Tam tersi, eski yüklerinden kurtulmaya, kaçmaya, başarısızlıklarını gizlemeye çalışıyor. Afganistan'dan çekildi. Suriye ve Irak'tan çekilmeye çalışıyor. Orta Doğu ve Afrika'da güç kaybediyor. Orta ve Güney Asya'da etkisi zayıflıyor. Amerika'nın gücünü, nüfuzunu artıracak tek bir örnek yok. Türkiye, Fransa'nın Afrika'daki kalelerini teker teker deviriyor. Avrupa'ya gelelim. AB'nin en hırçın ülkesi Fransa örneğinden gidelim. Macron iktidara geldiğinden beri Fransa her alanda güç kaybetti. Çok sayıda agresif müdahaleye girişti, hepsinde kaybetti. Bu sadece Macron'un başarısızlığıyla sınırlı değildi. Afganistan'da yeni bir cephe açmaya çalıştı, kaybetti. Suriye'de tutunamadı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı cephe kurdu rezil oldu. Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer aldı, kaybetti. En ağır yenilgiyi Libya'da aldı. Her yönüyle Türkiye karşısında tutunamadı. Ama Fransa'nın nasıl kaybı yeni başlıyor. Kuzey ve Orta Afrika'da eski sömürgelerinde kurduğu kaleler bir bir devriliyor. Bu bölgelerin tamamında Türkiye Fransa'yı devre dışı bırakıyor, boşa çıkarıyor. Paris'in öfkesi bundan. Macron Cezayir'e niye öfkeli? Son bir örnek. Macron Cezayir tarihi Türkiye etkisiyle tamamen yeniden yazıldı. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor diye bir açıklama yaptı. Türkiye Cezayir'e etkiledi. Cezayir Fransa'ya düşman oldu demek istiyor. Bu açıklama üzerine Cezayir Fransa büyükelçisini geri çekti. Bir kriz patladı. Daha önceki Türkiye Fransa'nın iç işlerine karışıyor açıklamalarını saymıyorum bile. Macron aynı sonuçları Yarın Afrika ülkelerinde de görecek panik buradan. Amerika kaybetti, Fransa kaybetti, biz kazandık. Türkiye ortak mirastır. Mesele şu. Türkiye 6 yıl gibi çok kısa bir zamanda dünyanın birçok bölgesinde askeri operasyonlar yaptı. Yumuşak güç kullandı, ortak kimlik ve mirası harekete geçirip dayanışmayı artırdı. Ülkelere kendileri olma yönünde rol model oldu. Bunlardan hiçbirinde başarısız sonuç almadı. Aynı dönemde Amerika bütün alanlarda kaybetti. Fransa bütün alanlarda kaybetti. Hiçbir batı ülkesi Türkiye'nin güç yükselişiyle yarışamadı. Onlar geriledi biz öne çıktık. Türkiye bundan sonra da bu girişimlerini devam ettirecek ve bütün alanlarda başarılı olacak. Hamaset değil, gerçekçi okuma bu. Güç haritası yeniden şekillenirken hiçbir ülkede Türkiye'nin elindeki kartlar yok. Çünkü Türkiye ortak bir mirastır. Bu daha başlangıç. Tarih yeni başladı. İçeriden durdurma planı çökertilmeli. Yaptığın yanına kar kalır döneminde dünya. Savunma değil, hızlı yürüme zamanı. Türkiye'nin başarı sırrı savunma dönemini kapatması oldu. Küresel sistem oturana kadar bu böyle. Türkiye asla vazgeçmemeli, asla durmamalı. Türkiye Çin ve Rusya AB'nin geleceği için tehdittir tanımlamasını dikkatli okuyalım. Çünkü Türkiye'nin girdiği bütün alanlarda Avrupa kaybediyor. Biz daha yolun başındayız. Bu da başlangıç. Tarih yeni başladı. Yeter ki içeride kurdukları geniş cephenin Türkiye'yi durdurmasına izin verilmesin bu içerden durdurma planı çökertilsin. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Haşmet Babaoğlu Başımıza gelenleri anlamaya niyetimiz var mı? Dünya değiştiriliyor, değiştirilecek. Nasıl mı? Maalesef sade insanı iterek, kakarak, uyutarak, sindirerek, sonra ağzına bir kaşık bal çalarak değiştiriliyor, değiştirilecek. Yeni normal diye bir şey yok. Konu insan haysiyeti ise eski dünyada normal değildi. Böyle giderse yenisi de hiç normal olmayacak. Başımıza ne geldiğini anlamak için kendi halinde insanlar olarak direncimizi koruyabilmek için filmi biraz geriye sarmak. En azından bu yüzyılın başına dönmek, global finans kapitalizminin krizini ve insan hayatının içine girdiği karanlık tüneli anlamak konuşmak gerek. Fakat biz ne yapıyoruz? Hala iç politika diye bir şey var sanıyoruz. Pişkinlikler üzerine kurulu toplumu sersemleştirme operasyonlarına laf yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıfır kilometre metro yaptın, yaprakları alkışlattın, tenis kortun nereye gitti vesaire. Zaten kaptırmışız en büyük şehri bir de bunlara cevap yetiştirmeyi politika sanıyorsak fena yanılıyoruz. Hepimizi oyalıyorlar, anlamıyoruz. Bizi oyalarken küreselcilerin 2030 planında özel bir yeri bulunan bağımsız büyük şehirler ittifakına uygun yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Fark etmiyoruz. Oysa artık iç politika yok. Bitti o dünya. İç dış hepsi bir. Bütün politikacılar ya küreselcilere teslim olma ya da milletlerin direnişine yol açma noktasına gelip dayandı. Anlamalıyız ki sağlık krizi İklim krizi sandığımız şeyler, batan eski dünyadan yenisine geçişin sancıları. Finans kapitalizmi dünyanın her köşesinde toplumsal dayanışmanın maddi ve manevi temellerini parçaladı. Yalnızca paranın para ettiği bir iktisatla nereye kadar gidilebilir ki? İki markadan birini tercih etmenin özgürlük diye sunulduğu bir tüketici ahlakıyla daha ne zamana kadar yaşanabilir? Kalkınmakta olan ülkelerin kalkınmasına artık müsaade edilebilir mi? Yeşil mutabakatın aslında buraya kadar demek olduğunu görmüyor musunuz? Bilmem küresel elitin şimdi dünyaya neden yeni bir komünizm önerdiğini anlayabiliyor musunuz? Gülünç fakat gerçek. Bunların üzerinde daha yoğun biçimde durmamız gerek. Winter is coming deyip sonra başımızı çevirecek halimiz yok artık. Haşmet Babaoğlu, Sabah